Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf ara tatil matematik tekrarıyla sizlerle birlikteyiz. Hashtag'imiz sorularla tekrar yorumlarınızı bu hashtagle yazabilirsiniz diyoruz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Konularımız nelerdi arkadaşlar? Öncelikle onlara bakalım. Konularımız sayma ve olasılık vardı. Fonksiyonlar vardı. Ve de polinomlar vardı. Polinomlarda da bölmeye kadar yapmıştık. Sonra ara dönemimiz girmişti. Ve bu ara dönemde de Bittikten sonra da onlara devam edeceğiz dedik. Hemen konularımızı gördükten sonra da hemen bir ayrıntılara bakalım. Küçük küçük tekrarlar yapalım. Sayma ve olasılık demiştik. Ama bu saymanın içinde nasıl bir giriş yapmıştık? Toplama ve çarpma yoluyla sayma vardı. Neydi onlar? Basit işlemler. İşte gömlekle pantolon denk gelecekti. Yollar vardı. Bu gibi şeyleri nasıl yapıyorduk? Toplama ve çarpmayla yapıyorduk. Toplama neydi? Ay farklı olayların bir şeye bağlanması. Çarpma neydi? Bunların ikisinde aynı anda aynı olaya bağlanmasıydı. Toplamada ayrı, çarpmada aynı olaya girmeleriydi. Peki permütasyonda ne yapıyorduk arkadaşlar? Permütasyonu öncelikle bir formülüm vardı. O formülü sen biliyorsun. Hatta bir kere daha hatırlatalım. Permütasyonda P mesela 8'in dörtlüsü diyorsa sen burada hemen 8 7 6 diye 4 tane yan yana açıyordun. Tabii ki de bunun uzun uzun, uzun diye formülü vardı ama bunu kısa kısaca öğretmiştik sana. Neydi? 4 tane açılım vardı. Ve burada kurallar vardı. Onlar neydi? 8'in sıfırlısının ne olduğu, 8'in birlisinin ne olduğu, 8'in sekizlisinin ne olduğunu söylemiştik. O kuralları da unutmayacaksın dedik. Tekrarlı permütasyonumuzda ne vardı? Normalde permütasyon neydi arkadaşlar? Sıralama, sıralamaydı. Ve bu sıralamada da faktöriyeller işin içine giriyordu. Yalnız tekrarlarda ne oluyordu? Aynı terimler yani tekrar eden terimler olduğu için o terimler yer değiştirse de hiçbir önemi olmuyordu. O yüzden de tekrarlı permütasyonda mesela 8 elemanım var. Bunlar 8 faktörel yer değiştir. Ama 2 tanesi aynı bir de 3 tanesi aynı. O zaman bunların yer değiştirememe durumlarından dolayı bir de biz bunları onların yer değiştirme ihtimallerine bölüyorduk. Bir de döner permütasyon vardı. Döner permütasyon neydi arkadaşlar? Yuvarlak bir masa etrafına ya da anahtarlık vardı. Bunun gibi şeylerdi. Bunda ne yapılıyordu? 5 eleman varsa Bunlar başı sonu belli olsun diye bir kişiyi bir sabit tutuyorduk. 5 kişi varlarsa 4 faktöriyel diyorduk ve de özel koşullara göre de yine durumlarıma bakıyordum. Permütasyon buydu ve kombinasyon bu arada permütasyon neydi? Permütasyon sıralamaydı. Sıralayacaktın. Peki kombinasyon neydi? Kombinasyonda seçmeydi arkadaşlar. Peki peki permütasyonda olduğu gibi kombinasyonda formül var mı? Vardı. Peki bu formülde ne yapıyorduk biz? bunları seçip sıra seçtiğimiz için arkadaşlar o yüzden bir de 8 7 6 5 mesela şu 8'in dörtlüsünü bu sefer kombinasyon yapalım. Kombinasyonda bu arada C yazmasına gerek yoktu. Ya böyle ya da şöyle yazılabiliyordu. 8 7 6 5 diye yazdıktan sonra bir de 4, 3, 2, 1. Yani geriye doğru hızlıca sayıyorduk. İlk başta 8'den başlayarak sonra da 1'den başlayarak alt tarafta da pratik olarak yapıyordun sen bunları. Ve bunun kuralları vardı. Kurallar nelerdi? Mesela 8'in sıfırlısı 1'di. 8'in birlisi 8'di mesela. Veyahut da 8'in yedilisi bunlar birbirlerini 8'e tamamlayan şeyler birbirlerinin aynısıydı. 8'in sekizlisi de yine 1'di. Çünkü 8'in sıfırlısı da aynıydı. Demiştik birbirlerini tamamlayanlar birbirlerinin aynılarıydı. Bu olayı da unutmuyorsun dedik. Bu arada kombinasyon dediğimiz aslında kümelerdeki alt küme olayına çok benziyordu. Bunu da unutmayalım. Mesela 8'in sıfırlısı. 8 elemandan boş kümeyi seçmem. 8'in birisi 8 elemandan birer eleman seçmemdi. Bunları da unutmayalım. Bir de kombinasyonda geometrik işlemler vardı. Neydi onlar? Mesela iki doğru bir noktada kesişir. 10 tane doğru kaç noktada kesişir hocam? 10 tane doğruyu da ikili ikili seçersen her biri bir noktada kesiştiğine göre ona göre hareket ediyorduk dedik. Sonrasında arkadaşlar olasılığa geçmeden önce Pascal üçgeni vardı. Pascal üçgeni neydi? Biz bunu Hayyam üçgeni de demiştik. Böylemesine her zaman köşeleri bir olan ondan sonra bunların toplana toplana böyle alt alta yazıldığı üçgendi. Peki Pascal üçgenin anlamı neydi arkadaşım? Anlamı da şuydu. Bizim x artı y'nin kaçıncı dereceden açılıyorsa Mesela ikinci derecenin açılıyor. O zaman kat bunlar olmasıydı. Binom açılımında da sen bunu dümdük açıyordun. Açtıktan sonra da arkadaşım ne yapıyordun? Bu dereceleri istersen yan yana koyuyordun. Olasılık da vardı bir de arkadaşlar. Olasılık da bütün durum yani evrensel olay bölü PA. istediğimdi değil mi? Pardon burası PA değildi. Eleman sayısı evrenselin eleman sayısıyla neydi? İstediğim eleman sayıydı. Bu da A'nın olma ihtimaliydi. Şunu bir kere daha güzel yazayım. S A bölü SE olacaktı. Burada en önemli şey arkadaşlar olaylar ayrık mı ayrık değil miydi? Ayrıksa ayrık olaylarsa kesişimleri yoktu. O zaman A birleşim B neydi? Hemen yazıyorduk PA birleşim PA artı PB idi. Başka da bir şey yoktu. Ama ayrık olmayan olaylarsa kesişim vardı o zaman. Kesişim varsa hemen biz burada bir de kümelerdeki mantıktan kesişimlerini çıkaracaktık. Arkadaşlar bu arada ben bunları anlattım böyle kısaca özetledim ama sana bir şey söyleyeyim. Bu özetin aynısı pdf'leri de bu videonun altında var. Pdf'leri de indirip oradan da takip edebilirsin. Bu güzel şablonu bu güzel zihin haritasını sen de önünde görebilirsin. Bak benim yaptığım gibi sen de bütün kuralları tek tek böyle bu yanlara 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 yazabilirsin. Dedikten sonra hemen Öbür konuma geçiyorum. Öbür konum neydi? Fonksiyonlardı. Fonksiyonlarda neler görmüştük? Öncelikle tanımı vardı arkadaşlar. Tanımda neler vardı? Fonksiyonun tanımında her eleman karşıya gidecekti. Yalnız her eleman bir elemana gidecekti. Bir eleman iki elemana gidemezdi. Bununla ilgili çok örnek yaptık. Videolarımız da var. Sonrasında önemli olan şey şuydu. Bizim için tanım kümesi önemliydi. Çünkü tanım kümesindeki herkes gidecekti. Karşı tarafa ne diyorduk biz? Değer kümesi diyorduk. Hepsine birden değer kümesi diyordum. Burada bir tanım kümesi vardı. Burada bir değer kümesi vardı. Bir de görüntü kümesi vardı. Bu elemanların gittikleri de değerin içindeki bir kümeye de görüntü diyorduk. Ya da buna FA diyorduk. Tabi bu kümemizin adı A ise buna da FA diyorduk. Sonrasında ne vardı arkadaşlar? Birebir fonksiyon vardı. Birebir fonksiyon neydi? Her elemanın Karşıda yalnız bir eleman etmesi. Mesela A dediğim şey bire gittiyse başka kimse bire gidemez. Normalde fonksiyonda gidebilirdi ama birebir fonksiyonda herkes bir kere gidecek. Örten. Bu arada birebir neyle alakalıydı? Tanım kümesindekilerin gitmesiyle alakalıydı. Örtende ne vardı? Örtende değer kümesiyle alakalıydı. Buradaki elemanların değer kümesindeki bütün elemanlara giderse değer kümesini örttüğü için tamamen kapladığı için örten demiştik. Ama bazı elemanlar boşta kalıyorsa değer kümesinde o zaman içineydi bir küme bir fonksiyon örten ve içine aynı anda olamazdı. Geçtim. Eşit fonksiyonlar vardı. Eşit fonksiyonların dereceleri aynı olanların kat sayısı da aynıydı demiyorum. O polinomdaydı. Eşit fonksiyonlar neydi? Mesela f birim 5 ise g birin de 5 olması lazımdı. Yani tanım kümesinde verdiğin elemanların cevaplarının da aynı olmasına ben eşit fonksiyon diyordum arkadaşlar. İkisinin de tanım burada önemli olan şey şu. Bunun tanım kümesiyle bunun tanım kümesinin aynı olması. Farklılarsa bile aynı elemanları getireceksin demiştik. Sabit fonksiyon neydi arkadaşım? Sabit fonksiyon da benim x'im ne olursa olsun cevabım hep sabit sayı olacaktı. Ben buna da ne dedim? Sabit fonksiyon demiştim. Peki x x olmayan da diyebilir miyim? Diyebilirim dedim. Sıfır fonksiyonda sabitin başka bir cinsiydi. Neydi? Eşittir sıfırdı. Hem x yok hem de sayı yok. Sayının olmayınca da ne diyordum? Sıfır fonksiyon diyordum. Tek çift fonksiyonlarım vardı. Burada önemli olan 4 tane olayım vardı arkadaşlar. Bunları lütfen öbür videolardan tekrar izleyin. Mesela neydi bunlar? Tek fonksiyonda bak buraları yazmadım. Sen bir daha onları hatırla. Ya da bu videoyu durdur durdur izle. 1. çift fonksiyonlar. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrikti. Tek fonksiyon olması 1. Orijine göre simetrik iki. Sonrasında fx eşittir. Eksi fx o. Eksi şöyle yazayım ben sana. Çünkü burası kafan karışabilir. Eksi fx koyduğunda cevabında normal fonksiyonun eksili olmasaydı dedim. Bir de ne vardı arkadaşlar? Terimlerimin hepsi de tek terim olacaktı. Çift fonksiyon neydi? Y'ye göre simetrik. Bir, bir kere çift fonksiyon olması. Çiftlik. Y'ye göre simetri. fx eşittir. f eksi x. Eksi yok. Bir de ne vardı? Y'ye göre simetri vardı. Bir de elemanlarımın hepsi ne olacaktı? Elemanların hepsinin dereceleri çift olacaktı. Birim fonksiyonu çok iyi biliyorsun. İçi neyse dışı oydu. Yani fx eşittir x'ti. fa eşittir a'ydı dedim. Doğrusal fonksiyon neydi? Doğrusal fonksiyonda biz zıp zıp yöntemi öğretmiştim sana. Bir de ne vardı? Ax artı b ile çözümlüler vardı. Parçalı fonksiyon çok kolay bildiğim bir şeydi. O da neydi parçalı fonksiyon? Arkadaşım parçalı fonksiyonda normal fonksiyonu adam ne yapmış? Sayılarına tanım kümelerine bölmüş. Sen sayıyı çeşip bulmaca gibi oradaki fonksiyonu yerine koyulun. Normal 4 işlemi unutmuyorsun. Bileşke fonksiyon birinin birinin içine girmesiydi. Fonksiyonun tersi f eşittir b ise bunu içeri atarsan bu dışarı çıkarsa A da sana fonksiyonun tersiydi. Grafik okumayı söyledim. Orada da ne vardı? Grafik okumada noktaları yerine koymacaydı. Birazdan zaten soru seçtim sana. Göreceksin arkadaşım. En sonda da bak toplama, çıkarma, çarpma, bölmeye kadar yapmıştık bunları. Neydi polinomlar? Bir kere tanımım vardı. Tanımda ne vardı? Derecesi doğal sayı olacaktı. Kat sayıları da ne olacaktı? Reel sayı olacaktı. katsayı istediği her şey olabilir. Ama derecem 0 ve tam tam giden 1, 2, 3, 4 diye doğal sayılarım olacaktı. Sabit polinom daha biraz önce gördük. Sabit polinomda sanki biraz önceki fonksiyonun aynısı. 0 polinomda biraz önceki sabit fonksiyonun 0 fonksiyonun aynısı. Bunda da 0 olduğunu söyledik. Normal iki polinom sana verilirse normal toplama yapıyorsun. Normal çıkarma yapıyorsun. Çarpmada da her bir elemanı bir elemanla çarpıyorsun dedim geçtim. Sabit terimi diye bir şey gördüğümde sabit terimde yerine sıfır koyuyordum. Yani mesela px artı birisi arkadaşım ne yapıyordum hemen? Hemen ben burada yerine 1 koyuyordum. Özür dilerim sıfır koyuyordum. P1 oluyordu. Kat sayılar toplamı deyince de kat toplamında da yerine 1 koyuyorduk. O zaman ne oluyordu? X'in yerine 1 koyarsan bana P2'yi soruyordu demiştim. Bunların dördünü gördüm ve de bölmeye kadar polinomlar videomuzda yüklemiştik. Oradan da tekrar edebilirsin, bakabilirsin. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sorulara geçiyoruz. Sorularımızı nereden seçtim arkadaşlar? Sorularımızı Tonguç 0'dan 10'a matematik kitabından bu konu anlatımlı arkadaşlar soru bankası oradan seçtim. Göreceksiniz çok güzel sorular. Bir de birazdan söylerim nereden seçtiğimi. Hemen soruya dalmak istiyorum. Bu sorumuzu okuyalım. Akın'ın 3 farklı pantolonu var. 6 farklı gömleği var. 5 farklı ayakkabısı var ve de arkadaşlar 4 farklı da ceketi var. Akın belirli bir gömlekle belirli bir ceketi birlikte giymek istemiyor arkadaşım. Beğenmiyor o gömlekli ceket. Uymuyor. Biri pembe, biri kırmızı. iki aynı anda boğar diyor. Diyor ki giymeyeceğim diyor. O zaman diyor bu giysileri kaç farklı kombin yapabilir? Arkadaşlar bakın. Burada permütasyon kombinasyonu anlatırken biraz önce özetle söylemeyi unuttum. En önemli şey burada şu arkadaşlar bize bir şeyler istenmiyorsa biz veyahut da istenen şey daha büyük sayılardan tamamından o istenmeyen ufacık şeyi çıkartırsak bizden isteneni buluruz. Şimdi bak olayın tamamı ne? Tamamı olayın tamamını söyler misin? Bunların hepsini aynı anda giyme olayı 3 pantolonu giyebilir 6 tane gömlekle giyebilir 5 tane ayakkabı ile giyebilir 4 tane ceketi aynı anda giyebilir. Ama bana ne diyor? bir belirli bir gömlekle belirli bir ceketi istemiyor. O zaman bak şimdi o gömlek bir gitsin. O gömlek gitmesin tam tersi gelsin. O gömleği giysin ve de o ceketi giysin. Bu arada pantolonu giydim mi? Giydim. O istemediği gömleği giysin ve de o istemediği ceketi giysin. Peki aynı zamanda ayakkabıyı hala giyecek mi? Giyecek. Bütün ayakkabılar da gelebilir. Bunları istemediklerini ben bu adama giydirdim istemiyordu. İstemiyor olduklarını bu adama giydirdim. O zaman bunları çıkartırsam ne olur? Geri kalanları giymiş olur arkadaşlar. Hemen bakıyorum. 3 burada hemen çiftlerle çarparsan daha rahat edersin. 20, 120, 360 etti. Eksi burası da 15 etti. Geriye ne kalır biliyor musun? Bak bu giydiklerinin haricindeki her durum gidir. Yani kombin bütün her şey olur. 345 dedim. O zaman cevabım bu. Bu, bu sorularda, bu ara tatil e, videomuzda arkadaşlar sizin için hep böyle zıt cin soruları seçmeye çalıştım. Bakın göreceksiniz şimdi ikinci soruma geçtim. İkinci sorumu nereden? Tak, tak kitabımızda. Tak kitabı neydi arkadaşım? 10. sınıf tak kitabı da soru bankası. Biraz önceki konu anlatımlı soru bankasıydı. Tak kitabımda soru bankasıydı. Burada nasıl olaylar? Bak sana burada örnek soruyu veriyor. Ondan sonra tak sen de hemen pat 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 yapıyorsun. Bunları yaptıktan sonra tabii ki testleri de var. Testleri de çözüyorsun. Şimdi bu kitabın güzelliğini de göreceksin. Sorular çok güzel. Buradan da seçtiğim soruları göreceksin. Metin ve Mehmet'in de bulunduğu 5 kişilik bir grup yan yana çift fotoğraf çektirecek. Metin ve Mehmet'in arasına en az bir kişi girecek. Bak şimdi Metin burada. Mehmet'in arasına bir kişi girse sonra Mehmet gelecek. Peki Metin'le iki kişi girse Mehmet'in arasına Sonra 3 kişi girse sonra 4, 4 kişi zaten olmaz arkadaşım. 5 kişiler zaten. Bak 1, 2, 3. Ben bunları tek tek bulacağıma benden istenmeyen ne? Mehmet'le Metin'in arasına hiç kimsenin girmediği. Hiç kimsenin girmediği durum benden zaten istenmeyen durum. Geri kalan hepsi bak istenenler. Bunları tek tek bulacağıma o zaman bak yine aynısını yapıyorum. Tamamı diyorum. Biraz önceki sorum saymayla alakalıydı. İstenmeyen istenmeyen de nedir? Mehmet'le Metin'in arasında kimsenin girmemesi. Kimsenin girmemesi ne demek? Metin'le Mehmet'in yan yana olması demek. Peki bunların tamamının yan yana dizilmesi ne demek? 5 faktöriyel demek. Bu bu ne konusu arkadaşım? Permütasyon. Bak yine sana pratiklik gösterelim. İstenmeyen durum ne? İstenmeyen durumda Mehmet'le Metin'in yan yana tek başına hiç aralara kimse gelmeden yan yana olması. Peki Mehmet'le Metin'i 1 kişi olur. bir kişi bir bütün. Bir paket yapmış şekilde düşünürsek geriye de 3 kişi kalırsa e bunlar ne olacak? 4 faktöriyel şekilde olacak. Peki ben ne yapacağım şimdi? 4 faktöriyelden bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi iki faktöriyeli çıkaracağım. 5 faktöriyeli sen çok iyi biliyorsun. 120. 4 faktöriyeli çok iyi biliyorsun. 24. 2 ile çarparsam 48. Bunları da birbirinden çıkarttığım anda 72 buldum. Cevabım C diyorum uzatmıyorum. Tamamından istenmeyen durum yaptım yine geçtim. Peki arkadaşım hemen bir başka soruya geldik. Bu da neydi? Tekrarlı permütasyonun şekilli yollarıydı. Peki bu yol sorusunu nasıl yapabilirdik? Hemen hatırlayalım. Yol sorusunu şöyle yapardık. Dik kesen sokaklar varmış. A noktasından hareket edeceğim. CD yolunu kullanacağım. Bu yolu kesin kullanıyorum. B noktasına da gitmek istiyorum en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir diyor. O zaman bak şimdi ben kesinlikle kesinlikle sağ 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 gidecek miyim? Gideceğim. Yukarı doğru da y y gidecek miyim? Hocam ama illa sağ 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 yukarı yukarı gitmene gerek yok. Evet yok. Bak buradan da gidebilirim. Şuradan da gidebilirim. Ama önceliğim nedir? C'ye gelmek. Bu arada en kısa dediği için böyle gidip böyle gelip böyle böyle gidemezsin. En kısaysa hep sağa ve yukarı gitmek zorundasın. Peki bu yolları kullanacaksam bak şimdi 5 tane farklı 5 tane elemanım var. 5 faktöriyel ama tekrar ediyor 3 tanesi ve 2 tanesi tekrar ediyor. E o zaman ben bu halde ne oldu? A'dan C'ye gelmiş oldum. Olayım bitti mi? Bitmedi. Ben bu yoldan geçmek zorundaydım ya. Bir anda C'deydim, zart diye ışınlandım nereye? D'ye. Peki D'deki olayım ne artık? Bak bu sefer de yine sağ sağa. Sağ. Bu sefer 3 tane sağ ama 1 tane yukarı. Bu elemanların kendi içinde yer değiştirmesi nedir arkadaşım? Bu elemanların kendi içinde yer değiştirmesi de yine yazalım buraya. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olacak. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel oldu. Peki benim için olay neydi? Hemen olaya bakıyorum. Burası 5 faktöriyel 3 faktöriyel birbirini götürdü. Yukarıda 5 çarpı 4 kaldı. Şununla da şu gitti. 10 farklı yol olduğunu söyledim çarpı 4 faktöriyel 3 faktöriyel birbirini sadeleştirdi. Orada ne de vardır? 4 vardır. 40 farklı şekilde buraya gider. Bakın bu soru kolaydı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu soruyu unutma. Bu soruyu düşün. Aynı soruyu yazsalardı. CD yolunu kullanmamak üzere deseydi. Kullanmamak. Kullanmasını istemiyorum. İstenmeyince ne yapacağım? Bak şimdi 3, 6. Ben 6 kere sağa gidecek miyim? Peki 4 kere yukarı gidecek miyim? O zaman toplam 10 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel olacak mı? Bu benim B'ye ulaşmak için gidebileceğim yolun tamamıdır arkadaşım. Tamamı buysa CD yolunu kullandığım 40 tanesini çıkartırsam bak ben bu CD'yi kullanmadığı yolları bulurum. Demek ki bu basit sorudan bir tık daha zoruna geçmek için böyle mantıklar lazım bize. Bu ara tatilde de bu eksikliklerini halledeyim diye bu soruları yazmıştım dedim geçtim. Bak yine sıfırdan ona güzel bir soru. Ne diyor? 8 tane nokta var diyor bir doğrusal olmayan bir yerde diyor. Herhangi üçü doğrusal değil. Çünkü niye doğrusal olursa bunlardan üçgen oluşmaz. Bu noktalardan köşenler en az biri A veya B noktası olan üçgen çizilebilir. Bak en az biri A veya B olacak. Veya ne demek arkadaşım? Ya A olacak ya B olacak ya da iki kenarı AB olacak. Bak şimdi bak şimdi bak. Üçgen oluşmak için biraz önce saymayı yaptık. Permütasyonu yaptık. Şimdi kombinasyonla bak geometrik soru. Ne diyor bana? Üçgen oluştur. Peki bu üçgen oluşması için tamamı 8 taneden 3 tane nokta seçersem üçgen oluşur mu? Oluşur. Ama bana ne diyor? A veya B A veya B ne olsun diyor arkadaşım. Kesinlikle bir köşesi olsun. Bak A olacak. B olacak. A B olacak. Peki ben A B'yi burada ne kaldı olmayan? A B'nin ikisinin aynı anda olduğu olmadığı durumlar kaldı. E ben o zaman A B'yi hiç alma. istenmeyen nedir? İstenmeyen A B'nin hiç olmaması. O da nedir? 2 nokta çıkarsam altı nokta. Altı noktanın oluşan üçgenlerin hepsini çıkartırsam tamamından geri kalanda ya A vardır ya B vardır ya da ikisi aynı anda vardır. İşte bak yine tamamı ve istenmeyen yaptım. O zaman ne oldu? Permütasyonun şey özür dilerim kombinasyonun kuralı neydi? Üç kere yaz. Geriye de ondan sonra yaz 3 tane. Yazdın 3 kere 2 6 bunlar gitti. Burası 56 oldu arkadaşım. Hemen şuna bakıyorum. Eksi 6, 5, 4 bölü 3, 2. Bunlar da birbirini götürdü. Burası da 20 oldu. O zaman cevabım neymiş? 36'ymış. dedim. siyah kalemim bitti senin için. Olsun fark etmez. Cevabım 36 yaptım. Geçtim arkadaşım. Gördün mü işte? Olay bu kadar basit. burada anlaşılmayan hocam çok zorlanıyoruz. Uzun uzun yollar yapıyoruz dediğiniz yerleri biliyorum. O yüzden burada da tamamından istenmeyeni çıkartma soruları eklemiştim sizin için. Geçtim. Bir de olasılıkta hocam biz şu soruları yapamıyoruz diyordunuz. Hangiler? Hocam so, bilye sayılarını vermediği sorular. Mesela ne diyor? Bir torba içerisinde yeşil ve sarı bilyeler varmış. Sarı bilye sayısı yeşil bilye sayısının dört katıymış. O zaman bak yeşile ben K kadar dersem yeşilin dört katı sarılarda 4K mıdır arkadaşım? Aynen. Devam edelim. O zaman burada toplamda bunun içinde kaç tane bilye varmış? 5K tane bilye varmış. Torbadan rastgele 2 bilye alın alınacak. Tamam, alalım 2 bilyeyi hemen. Rastgele 2 bilye alınacak. Yeşil olma olasılığı. Bak, benden ne soruyor? YY ikisinin de yeşil olma durumu. Peki YY'nin olma durumu bölü bütün evrenseldeki bütün her şey diyeceğim. Peki bütün evrenseldeki seçebileceğim ikililer neler? 5K'nın ikilisi değil mi arkadaşım? Hocam 5K ne? Bilmiyorum ki. O kadar elemanım var benim. Dedikten sonra hemen ben ne yapıyorum? Bir de yeşillerden iki tane seçeceğim. Yeşilde neydi arkadaşım? K taneydi. İkilisini aldığım. Peki bu, bu kombinasyon mu? Evet bu da kombinasyon. Biraz önce yaptığım sayılarla yaptığımı yine yapıyorum. Bak K çarpı K 1 azalttım. iki tane azalt diyor. Bir de birden ikiye kadar yaz diyor. Yazdım. Burada ne diyor? 5K'dan iki tane azaltarak yaz diyor. Bir de birden ikiye yaz diyor. Yazdım. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Bak şimdi arkadaşım. Ters çevirip çarptığında şunlar da birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman bunu ters çevirip çarparsam bunun cevabı ne çıkar? K eksi 1 bölü 5 çarpı 5K eksi 1 çıkar. Burayı çok kötü yazdım. Zaten şuraya tekrar yazacağım için sorun yok. Bakın bunun cevabı budur. Ama adam bana zaten cevabı vermiş. Hemen eşitleyeyim. K eksi 1 bölü 5 çarpı 5K eksi 1 eşittir. 3 bölü 95. 5'ler sadeleşti mi? Aynen. Burası 19 oldu mu? Oldu. E, bir dakika bir dakika bir dakika. K eksi 1 3 ise K'ya 4 desem e, buradan da 4 kere 20 19 oldu. O zaman hiç uzatmıyorum arkadaşım. K eşittir 4'müş. Cevaplarda 4'e bakıyorum. Burada ama atlamayacağım. Neden? K dediğimiz şey yeşillerin sayısıydı. Sarıları soruyor. 4 kere 4 16 dedim. O zaman bu sorumu da 16 yaptım ve geçtim. Hemen bu soruya bakıyorum. Biraz önce de olasılıkla çözdüm senin için. Al sana zorlanılan binom sorusu. Bakalım binomdaki durumumuz ne? Hemen onu da yapalım. Arkadaşlar hiç lafı hep gevelemedim. Binom'da ben sana çok önemli bir şey öğretmiştim videolarda. Neydi o öğrettiğim şey? Bak bir kere 20 mi bu? O zaman 20'nin enlisi çarpı ilk terimim ne? 3 üzeri x mi? Kalsın abi. Sonrasındaki terimim ne? Eksi 5 y kübün üzeri ne mi olacak? Ne. Bak ne mi olacak? Evet. Peki buna ne yazarsam toplamları 20 ettiği için bu da 20 eksi ne mi? Aynen öyle. İşte bu açılım bitti abi. Bu kadar. Bu açılım bitti. Şimdi benim bunu düzgün güzel yazmam lazım. Ama adam bana zaten şeyi sormuyor. Üstleri soruyor. Bak bu buradan katsayı gelir. Bu buna gelir. Bu zaten katsayı. Bunun bunun üstüne geleceği şey katsayı. Ama bana x'in üzerine soruyor. x'in üzeri x üzeri 20 eksi n çarpı şu eksi 5'in üzerine gelen ne? Katsayı. Peki başka ne var? Y üzeri 3 n var. Bu katsayıların hepsine adam ne demiş? A demiş. Bu arada x'in üzerine ne demiş a Büyük A demiş. Buraya da küçük A. Buraya da küçük B demiş. Ve bana demiş ki 3n eksi Bak B'yi yazdım. 3n eksi A demiş. 20-n eksi en. eşittir neymiş cevabım? 4'müş arkadaşım. 4 ise hemen buradan ben işimi yapayım. 3n eksi paranteze dağıttım. Eksi 20 artı n eşittir 4 Peki bu 20 karşıya giderse artı 20 olarak mı geçer? Aynen. 4 de burada vardı 24. Her iki tarafı 4'e bölersen arkadaşım. 4 4'ler birbirini götürdü. N eşittir 6 oldu. N eşittir 6 ise cevapta 6 yok hocam. Zaten bana onu sormuyor ki. Bana B'yi soruyor. B neydi? B de 3N'di dedim. 3 de 3 kere 6 18 olduğu N 6 olduğuna göre 3'eni soruyor. B dediğim şey 3'endi. Bu soruyu da yaptım. Gördün mü arkadaşım? Video anlatırken de demiştim. Kombinasyonda sen şu olayı yaz. Gerisini kendi akışına bırak. Sonrasında fonksiyonlara geçtik arkadaşlar. Fonksiyonlarda da sabit fonksiyon diyor. Ve burada benim bildiğim bir şey vardı. Sabit fonksiyonsa bu arkadaşım fx eşittir c'ydi. fx eşittir c'ydi ama rasyonel olarak verirse de A bölü 2 eşittir 1 bölü idi. Neden? X'lerin katsayısı oranı buradaki sabitlerin oranına eşit olsun ki sadeleşsinler. X ortadan kalksındı. O zaman sabit fonksiyonun bu demekti. Rasyoneller de bu demekti. Bu arada bak X'in yerine 10 versen cevabın hala C mi? Evet. X'in yerine 11 versen cevabın hala C mi? Aa bir dakika. O zaman burada C dediğim şey 2C2 ise C eşittir 1 ya arkadaşım. E o zaman ben buldum. Bunun cevabı 1'miş. Bunun cevabı 1'miş. Hemen şurada bir A çarpı B'nin 2 olduğunu göstereyim. Bir de bunun cevabı tamamı 1'miş. Hemen bakalım. A x artı 1 bölü 2 x artı B eşittir 1'miş. Çünkü burada ne diyoruz? F x eşittir C ise C'de 1'di. O zaman fx'im neymiş? 1'miş. E e i̇çler dışlar yapalım. Artık bunu görmeye gerek yok. Bunun altında görünmez 1 var. İçler dışlar yaptığında ax artı 1 eşittir. 2x artı b'dir. O zaman arkadaşım bak hiç zorlamayalım kendimizi. x'ler x'lere eşittir. Sayılar sayılara eşittir. x'lerin kat sayısından dolayı a eşittir 2 geldi. b eşittir de 1 geldi dedim. O zaman ne oldu arkadaşım? Hemen bakıyorum. 1 2 1 1 oldu. Bir de ben şurada şöyle bir şey bulmuştum. Evet 2 ile 1 koydum. Bu da sağlıyor. O zaman sorun bitti. A neymiş? 2. B neymiş? 1'miş dediğim. Bu arada bir sıkıntı var mı? Yok. Cevabıma da gönül rahatlığıyla 1 işaretledim. Her şeyi de zaten yapmıştım, geçtim. Burada sabit fonksiyonda yaptık. Böyle zıt soruları vardı sabit fonksiyonun ama hiç sorun değil arkadaşlar. Sen o biraz önceki ilk yaptığımız pdf'lerde size paylaştığımız onları indirip bakabilirsiniz. O pdf'lerde olduğu gibi sen bütün kurallara hakimsen hiçbir sorun yok dedim. Hemen bu soruya geçtim. Bu soru neydi? Grafik sorusuydu. Grafik soruları çok rahatlı benim için. Neden? Göreceksin şimdi bak. Burada ne diyor? İlk önce bir şunu yazalım. 2 F6 değil mi? Bak buradaki A. Eksi G6. Neden? Bu fonksiyonlarda 4 işleme giriyor. Çıkarma işlemi var. Bu 6 hem 2F6 demek hem de G6 ama aralarında fark var. Bir de burada G0 çarpı F1 varmış. Şimdi ben şuradan şu şuna bakarsam şuna şu böyle yılan gibi kıvrılan var ya orada bana G6 diyor. G6 demek 6'daki değeri demek. Bak X'i 6 olduğunda cevabı 1 miymiş? Evet. Çünkü G6 birmiş. O zaman buraya yazdım. Önüne eksi var. Eksiyi koydum. Bir de G0 diyor. 0 ne demek arkadaşım? Yani Y'nin üzerinde kestiği nokta ne demek? Çünkü niye? Bu noktanın adı 0'a 6'dır. Bak X'in yerine X'in yerine 0 koyarsan cevabım kaçmış? 6. Hocam bunları toplayalım 5. Hayır arkadaşım burada çarpma var. Bu 6 bu adamın 6'sı. Devam ediyorum arkadaşım. Bana şimdi F F6'yı söylüyor. F6'ya bakacağım. E, bu sefer de şuna bakacağım bu arada. F çünkü buydu. Bakıyorum altısına. A, G ile aynı noktada. Tamam. İki kere bir varmış burada. Bunu da hallettim. En son olarak F1 kaldı. F1'e bakarken de şunu yapacağım. Allah kalem uçtu gitti. O zaman buna bakıyorum. F1'de de noktam şurası olacak. Hocam nerede bu nokta? Bilmiyorum. Hayda soru mu yanlış o zaman? Cık cık. Haydi ne yapacağız? Demiyoruz tabii ki de. Neden? Çünkü arkadaşım bu doğrusal fonksiyon. Bak bu noktan ne senin? 4'e 0. Şu noktan ne senin? 0'a eksi 2. Adam sana ne soruyor abi? Bak gel buraya gel. gel. Adam sana 1 mi soruyor? Biri soruyor. Ben şuraya yazayım bunu. Bu biri buraya kafa karıştırmayalım. Bak bu 4 azaldığında bu adam 2 mi azalıyor? Evet. Bu 4 azaldığında bu adam 2 azalıyor. O zaman buradaki her bir azalışa ya da artışa karşı taraf yarım müdahale ediyor. Yarım. O zaman buradaki bir artışa burada da 1 bölü 2 artış olur. Bu zıpsıp yöntemini ben size öğretmiştim arkadaşlar. Önceki videolarımızda da var. Bu zıpsıp yöntemini yapabilirsin. Eksi 2'ye yarım eklersem eksi 1,5 eder. Yani eksi 3 bölü 2 eder. O zaman ben buraya ne yazacakmışım? Eksi 3 bölü 2 yazacakmışım. Artık işleme geçelim. 2 kere 1, 2, eksi 1 artı 6 kere eksi 3 bölü 2 dedik. Bu ikiler birbirini götürdü. Şurası 3 oldu. 3 kere 3, 9. Burası 2'den 1 çıktı. 1, 2'den 1 çıktı. 1 artı eksi çarpımından dolayı 3 kere eksi 3 eksi 9 geldi. Cevabım eksi 8 oldu. Grafik sorularında ben sana demiştim korkma noktaları yerine koy bulursun demiştim. Bak adam beni kandırmak için bir de şöyle şeyler yapmış ama ben kanmam burada farklı bir şey soruyor demiştim. Geçtiğim artık sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ne var burada ne var? Artık sona doğru yaklaşırken son 3 sorumuza geçiyorum. Sonra da ödül soru biliyorsun. Hemen devam ediyorum. Bana ne diyor? Bir tane fonksiyon vermiş, bir tane daha vermiş. Fogu, Fog'un x olduğunu söylüyor. Fog x'in birim fonksiyonu olduğunu Hayda birim fonksiyon mu? Birim bu bileşke arkadaşım birim fonksiyon ne oluyoruz demiyorsun. Bileşkenin cevabı içi neyse dışı oymuş. Peki ben sana bileşkede sadece şunu yap sonra Allah'a dua et dedim mi dedim arkadaşım. Tabii ki de Allah'a dua edeceğiz ama kendin biliyorsun arkadaş. Bunu içeri atıyorsun attıktan sonra da hallediyorsun. Hemen bak şimdi bak 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 olaya bak. Ben bu F'i G'nin içine atacak mıyım? Atacağım. O zaman F'in içinde X yerine artık ne olacak? GX olacak. GX dediğim şey de bu muydu? Buydu. Peki burada ben X'in yerine X koymuştum, A ile çarpmıştım. Artık benim A ile çarpacağım şey ne? Bu mu? Bu. Sonrasında ne var? 2 ekle diyor mu? Ekleyeceğim. Bak, bu nedir arkadaşım? Hiçbir şey yapmadım. Burası GX diyordu. F'in içine GX'i koymuştum. Tamam. İşte bunun cevabı da neymiş? X'miş arkadaşlar. Bunun cevabı da X'miş. Bir toparlayalım bak ne oluyor? A, B, X, eksi A'yı içeri atıyorum. A, B, X, eksi 3A artı 2 eşittir X midir? X'tir. O zaman bak şimdi. Bunun yanında sayı var mı? Yok. Bunun yanında sayı yok. O zaman X'in kat sayısı A çarpı B eşittir 1'dir. Çünkü bunun önünde 1 var. Şuradaki sabitim de benim sıfır olacak. Yani eksi 3A artı 2 eşittir sıfır olacak. 3A'yı karşıya at. Her tarafı 3'e böl. Bu üçler birbirini götürdü. O zaman A dediğim şey 2 bölü 3 miymiş arkadaşım? Evet. A 2 bölü 3 ise hemen yerine yaz. 2 bölü 3 ile neyi çarparsam 1 olur. Tam tersini çarparsam 1 olur. O da 3 bölü 2 miymiş? Evet. Bana B kaçtır diyor. Şıklarda 3 bölü 2'yi arıyorum ve buldum. 3 bölü 2'yi buldum. Sayfa 143'te 4. sorumuzun cevabı da D olduğunu söyledik. Arkadaşlar biz bakın hop de biraz önce söylediğim gibi konu özetindeki her şeyi benim sana matematik öğretmeni gibi anlattığım halini boş versen sen kendin de onları bilirsen o zaman işlerin kolay olur. Bu soruda da ne oldu? Bize ne diyor? Px kare bunu böyle yaptı. Adam ne yaptı? Px'te x'lerin yerine x kare koydu. Düşünsene bak şimdi. Px'in eşittir. x kare artı x olsun. Sen p'ni x'in yerine x kare koyarsan ne yapacaksın? x üzeri x'in karesinin karesi artı x kare olur. x'lerin yerine x kare koyarsan artık benim ne olacak? x üzeri 4 ile x üzeri 2 olacak. O zaman benim hiçbir zaman tek kuvvetim gelir mi x karenin yerine koyduğumda? Olmaz. O zaman tek kuvvet diye bir şey yok. Şöyle yazabilir miyim o zaman? Px kare eşittir. 2 x karenin karesi eksi burası zaten olmayacak. O zaman olmayacaksa ne diyorum ben buraya? Bu katsayı sıfırdır. Yani a eksi 3 eşittir sıfırdır. a eşittir 3'tür. a eşittir 3 ise o zaman ne olacak? Hemen burada da 3x kare varmış. Artı 3x kare artı 5'miş. Bakın arkadaşlar yine söylüyorum. Sen x'in yerine x kare yazarsan böyle bir katsayı gelmez. Bak gördüğün verdiğim örnekteki gibi hepsi 2'nin katı olmalı. Bu tamam, bu tamam ama bu tekse olmaz. Orayı neye eşitliyorum? 0 eşit dedim. 0 eşit dersen a'yı 3 buldun. Burada da yerine koydun. Peki px'in ne olduğunu buldun mu sen? Buldun. Bak px buymuş arkadaşım. x karenin yerine alıyorsun x kareyi yerine x koyuyorsun. Koydum. Burada da x kareyi alıp yerine x koydum. Bir de burada da bu oldu. Olayı hallettim ben şu an. Bana diyor ki px polinomun katsayılar toplamı. Peki katsayılar toplamı deyince ne yapıyordum? x'in yerine 1 koyuyordum. Adam bana p1 nedir diye soruyormuş. O zaman p1'in ne olduğuna da bakıyorum. 2 kere 1'in karesi artı 3 kere 1 artı 5 oldu. Peki arkadaşlar peki 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 peki. Burası 2 ile 1'i çarparsan ne olur? 2. 3 ile 1'i çarparsan 3. Bir de burada 5 var topladın. Cevabın ne oldu? 10 oldu. Katsayılar toplamını soruyordu bize. Katsayılar toplamının 10 olduğunu bulduk. Var mı bir sıkıntı? Bakıyoruz şıklarda. Ben de burada Allah Allah diyorum. Şıklarda 10 yok. Burada işlemin arasında karışmış. Cevabım da Edirne dedim. Arkadaşlar bitirdik videomuzu. Ee, sorularla tekrardı hashtag'imiz. Yorumlarınızı sorularla tekrar olarak bekliyorum. Bu arada bütün konunun özetini yaptık. Ara dönemde çok fazla bir şekilde soru çöz. Sonra dönüşte konularımıza devam edeceğiz. Karşında ödüllü soru. Cevapları yoruma bırakmayı unutma. Hepinize iyi tatiller. Görüşürüz.